68 yaşındaki Aysel Cengiz Manisa Kisar'da evinde ölü bulundu. Tarlasını, tarlalarını satışa çıkardığı gün evinde ölü bulundu. Kızı Şadiye Hanım, evet. oğlu Murat Bey bugün evet. stüdyomuzdalar. Şüpheli bir ölüm ve çok acı ki gerçekten evet, Şadiye'nin en çok şüphelendiği kişi ablası Fatma ve Fatma'nın oğlu Himmet. Evet. Hatta bir de komşu yani Aysel Hanım'ın karşı komşusu Kamil Bey evet. ondan da şüpheleniyor. Çok acı dedim çünkü hani abladan, ablanın oğlundan yani yeğeninden Ablam şüpheleniyor olman... Oğlu. Himmetten Allah, evet. olman Çok acı gerçekten. Aynen, aynen Fulya Hanım. Yani sizin de aklınız eriyor mu Fulya Hanım? Geçen Kamil Ramla yani annemin sizi şimdi bir kuzeninizi öldü deseler siz nasıl bir tepki verirsiniz acaba? Yani çok e, öldü tabii. diyor, öldü diyor. Yani karısını öldü diyor. Karısı annemin kuzenin olmasına rağmen kadın koşup gelmiyor ya. Yatıp keyfine bakıyor. Beni oraları artık düşündürüyor Fulya Hanım. Evet. Düşündürüyor oraları bana. Yani insan dıştan bir kişi ölüm haberini alıyor. Evet yani kocası anneme bakmayı yolluyor ya kocasına aha, kocası aha. da diyor ses yok galiba ölmüş mefat etmiş diyor hı hı. kadın oraya gelmiyor yani siz olsanız düşünmez misiniz? Yani dıştan bir insan yabancı da olsa duramaz ya öldü niye öldü bu kadın diye koşar gider bakar galiba. Ne zaman geliyor bakmaya Fatma? Fatma değil de şey Kamil Ramlan hanımı için söylüyor. Ha, ne zaman geliyor? Fatma... Şey, biz daha ben 32 kilometre yerde oturuyordum, Akisar'da oturuyordum. Beni haber veriliyor. Biz bu kardeşimle yola çıktık, eşim bu kardeşim. Köye vardık. İşte e, büyük ablam benim e, o anda o çığlıkla zaten köylü duymuş, ablamın attığı çığlıkla köylü toplanmış oraya. Hı hı. Ablamı hastaneye kaldırıyorlar, büyük ablam tansiyonları fırlıyor. Ondan sonra biz vardık daha Fatma ablam yoktu ortada. Yani o da bana düşündürüyor. Beş. Ya çok düşündürüyor. Çünkü niye? Evet. Şimdi Aysel Hanım'ın eviyle kızı Fatma'nın evi yani dip dibe. Evet. Dip dibe ve Fatma evde. Evet. Ya herkes feryat figan diyorlar ki Aysel işte evde. E, bu tahtaların üstünde ölü bulunmuş bilmem ne. Evlat olarak Fatma'nın ne yapması gerekiyor? Burnunun dibinde ya annesinin Aha. evi. Aynen. Çıkıp Değil mi? Eve gitmesi lazım. "Vay benim anneme ne oldu?" deyip eve girmesi lazım. Bir de ama ev. Aha hatta çok süper, çok güzel. Bir de kendi Ama Fatma gelmiyor arkadaşlar. Yani saatler geçiyor, gelmiyor annesinin. Yani annesinin öldüğünü duyuyor. Evet. Gelmiyor Fatma'nın evi, kızı bakın kızı Fatma. Burası hemen şöyle yani şöyle dönüverdim işte Ayşel'in evi. Hemen şurası. Bu kadar yakın. Bu kadıncağız bu evde ölü bulunuyor. Komşu e, Kamil geliyor hatta bakıyor hani. Ölü buluyor. Sonra Fatma da duyuyor ama Fatma bu kadar yani burnunun dibinde olmasına rağmen eve gelip de bakmıyor annesine ne olmuş? Nasıl ölmüş? Biz öz, Niye öz bir ölmüş? Diye. öz kardeşiz. Öz bir öz annesi. Hangi şey durdurabilir Ve ya? Ve işte hangi? Şadiye Hanımcığımın şüphelendiği kişi de esas Fatma'nın oğlu Himmet. Evet. Şimdi bu kadının boynunda iki tane kırık oluyor. Yani hocam da geçenki bölümde söyledi. Basınçla böyle boğmayla kırılabilecek yer dedi. Yani iki tane kırık var bu kadın Aysel Hanım'ın. Allah rahmet eylesin. Boynunda basınçla bir boğmayla kırılabilecek. Dolayısıyla yani dışarıdan bir etken, dışarıdan bir el. Yani bu bu iş cinayete benziyor mu? Benziyor. Şimdi fulyon yani, ben şunu da, söyleyeyim. da gösteriyor. O gün e, hani Himmet kendi dile getirdi hava çok kış diyordu ya. Hı hı. Yani havanın çok kış olmasından herkes evine girdiği an yani yemeği oturup kapıyı pencereyi kapattığı an benim annem ne hı hı. olduysa oldu yaptılar. Ve bir de e, ya elinde soğuktan dolayı eldiven olabilir ya da annemin hani kamiramlar başının bezi yan hı hı. tarafta eşarpı yan tarafta diye söylüyor ya ya da o eşarpla olabilir. O eşarp belki yani o şeyden ee, belki incelenmedi bile. Şimdi ortaya bir örtü koyduk arkadaşlar. Ee, tahta parçaları koyduk. Ee, o olay gününü canlandıracağız. Kim gelecek? Ha, siz geleceksiniz. Buyurun. Stüdyomuzdan bir izleyicimizi alalım. Tamam. Şadiye Hanımcığım da e, lütfen e, yardımcı olsun. Şimdi Fulya Hanım ben o gün annemin yatış pozisyonunu ben ha. görmedim. Yani benim bir de ilginç olan şeyim yani orayı Ambulans geliyor ya, Aha. ambulans öldüğü an kaldırma yetkisinin ben olmadığını tamam, öğrendim. Tamam, fotoğrafı verin. Siz de yine yardımcı olun, verin fotoğrafı arkadaşlar. Şimdi Aysel Cengiz evinin hemen kapısında. Ee, lütfen buyurun. Ben, İki tane resim var ama an, birisi sol tarafınızı dönün, yüzünü. o tarafa bakacak. Sadece yani ablamın evet. anlattığı, ben Yok, sol, sol tarafını, sol. Ben ablamın evet. anlattığı gibi anlatacağım. Bize gönderilen evet. resimdeki pozisyon bu. Evet. Evet, evet, evet bu, aynen böyle. Evet, bu evet. biraz alttaki bacak şöyle şey sağ bay sağ bacağı sağ kolun da üste gelecek. Evet. Aha. Sağ, sağ kolun da üste gelecek. Sağ kolun üste gelecek evet. abla. Yani hayır hayır şey böyle elin şeyin üstün ya sen kolun üstünü yatacaksın. Solun üstünü yatacaksın. Heh, sol sol kolun da üstte bırakacaksın. Sağ kolu. Sağ elinizi sağ, sağ elinizi sağ boşa bırakacaksın. Kalça düz. Evet, evet. Evet. Evet böyleymiş. Yaklaşık olarak. Şimdi e, pozisyon. Tahta parçaları da hemen onun kafasının. Efendim, tam doğru yerde yani şu evet. an. Evet. Ya evet. Bir de bir de benim ilgimi çeken mu? şey, kameranlar ifadesinde odunların yan tarafında evet, diye ifade doğru, vermiş. Yani doğru, sonra evet. bu ifadesini değiştiriyor. Üstünde diyor. Yani bir, ilk önce ka, kalp krizi ka, şeysi verme aha. telaşındalar. Aha. Sonra buraların kırık olduğunu öğrenince odunlar üstünde diye ifadesini değiştiriyor Fulya Hanım. Ya, ben biz, üstünde. Evet biz, onun da farkındayım. Biz geldiğimizde sorduğumuzda yani biz Bizi, annemi içeri odaya almışlar. Biz sorduk yani olay nasıl oldu Kamil dayı falan diye oturduk sorduk. Sorduğumuzda e, ben de eve geldim. İki odanın ışığı yanıyordu. Dışarıda annemin ölü bulunduğu odanın ışığı yanmıyor. Çıktım oraya seslendim. Hacala Hacala diye seslendim ama hiç kimse ses vermeyince geçtim. Yani annemin bu tarafını geçince orada ışığı yakma düğmesi var. Onu yaktım Aha. kafamı çevirdiğimde kapının yanında Hacala'yı yatar vaziyette buldum. İki odanın ışığı yandığında dışarıdan o iki odanın ışığı görülebilir tarzı mı? Yok o dışarı vurmuyor. Ha. Dışarı çünkü, vurmuyor. çünkü şöyle bir ifade var. Efendim saat gece bir bir baktım Aysen Hanımın evindeki ışıklar yanıyordu ben de Pen... şüpheleniyorum geldim hiç, hiç diyor ama pencerelerden siz... görmüş pencerelerin olabilir. Pencerelerden yola evet, bakıyor. Evet. pencereler evet. yola baktığı için penceren yanıyor ama annemin öldüğü yerin ışığı ben yanmış. Öldüğü yerin tamam. ışığı. Nasıl böyle ama... üstünde ha, şey geleceğim. yapsak? Evet Şimdi yani evet. bu şekilde şu. boynu kırılabilir mi aslında Şimdi Birincisi bir şu bu pozisyonda buradaki kıkırdağın üst ucunun kırılması mümkün değil normalde hani milyonda bir bir ihtimal aklımıza gelmeyen ne bileyim ben bir şey çarpar vesaire olabilir. Şimdi bakın bir boğma olayı olduğunda bunu söylemek zorundayım. Şu şekilde yaptığınızda ve siz sağ kullanıyorsanız sağ bastırdığınızda baş parmağınızı daha çok sıkıştırırsınız. Baş parmak da bu kıkırdağın üst kısmına gelir. Bakın tam denk gelir. Ve bastırdığınızda bu kıkırdağın üst ucunu kırarsınız. Dolayısıyla otopside bulunan o üst ucun kırılmış olması elle yapılan bir müdahale ve özellikle baş parmakta yapılan basıyı açıklıyor şimdi ikincisi Peki elle yapılan bu e, boğma diyelim hikayesinde hı hı. izin olması gerekir boyunda e, hani otopside bunu saplanması gerekir ama e, şimdi tabi araya eğer bir e, bez hı hı. ya da havlu hı hı. başka bir yumuşak şey konduysa el izi, parmak izi görülmeyebilir. Belki Dolayısıyla bunu açıkla. Belki soğuktan dolayı açıkta. eldiven vardı elinde. Belki de annemin bir önce 14, eşarbını şub... kullandı. 14 Şubat'tı değil mi? Evet. 14 Şubat'ta hava soğuktur. Heli evet, çok, çok, çok kıştı soğuktur. hocam. Çok Dolayısıyla kıştı. eldiven de olmuş olabilir. Kalın bir eldiven olduğunda iz hocam, olmayabilir. Bu bunu hocam, açıklıyor. Hocam, lafınızı balla kesiyorum. Belki de kendi eşarpı var. Boyuna evet, eşarpın işte O arada ona kaldı diyorum. belki de. Şimdi tabii Onu ama diyorum. eşarp eşarp tabii arada kalmış olabilir fakat eşarp da Yine de öyle olayı hocam? Iz hayır, bırakır. Hayır, hayır anlamadınız. Eşarp var. üstü Olabilir. Bu olduysa diye. Olabilir. Yani e, çok zayıf ihtimal ama olabilir çünkü eşarp çok incedir. İnce olduğu için el izinin veyahut da başka izlerin olması beklenir. Bir diğeri boyun omuru kırıktı. Şimdi düşerken boyun omuru bu tarzda düştüğünü düşündüğümüzde kırılabilir eğer çünkü 68 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam evet, evet. 68 yaşında bir kadın olduğu için kemik erimesinden dolayı bazen kendi kendine omur kırığı olabilir. Böyle de düştüğünde o 7. boyun omurunu kırmış olabilir. Böyle bir Ama hocam ya, ya, ya söz konusu, bilmiyorum da yine de ben, ben konuşardan bir müdahaleyle evet. Ben, ben o, onu da bunun bir cinayet şimdi, olduğu onu da çevirme olduğunu düşünüyorum. Bir dakika, düşünüyor evet, bir dakika yani. söyleyeceğim işte tek tek geliyoruz. Veyahut da geçersiniz arkasına boynu döndürürsünüz. Bundan da kırılabilir. Bu arada, ha, tamam e, bu arada Aysel Hanıma, Aysel Hanım 19-30 gibi e, ölü yani vefat ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.